Soracak çok şey var e, diyorum. Şimdi tabii insanlar haklı olarak soracak ya ülkenin gündemi e, yani açlık, yoksulluk, perişanlık, işsizlik soğuk... ama onların kaynağı bence bu ya. Tabi tabii. Yani, yani e, tabii bütün bunların e, sebeplerinden birisi de işte devlete sızan, devletin bir şekildeki e, bu ünitelerine sızan bu tip kişiler. Yani kriminal tipler. Bakar mısınız? Sevgili Fatih, şimdi şeyin verdiği röportajı, sen ben vermiş olsaydık o sözleri, ben söylemiş olsaydım o gece polis bizi alırdı. Ama bakın yani bir tane savcı yok mu ya? Adam işkence yaptım diyor, bundan pişman değilim diyor. İşte şunu bu kadar kişi öldürüldü diyor. Hiçbir Allah'ın kulu, bir tane Cumhuriyet'in savcısı ne diyorsun be adam sen deli misin? Ya alın götürün bunu bir e, şeye hastaneye e, deli rapor alın veya bunların hesabını verin denmesi lazım. Önce bir olayı tarif edelim izleyicilerimiz Hı -hı. için. Mehmet Eymür. Eski e, MİT Kontrolü Daire Başkanı Mehmet Eymür. E, 1980'lerde biliyorsunuz babalar operasyonu yaptı ve Dündar Kılıç'ın gözaltına alınması var. Yine eee kendisi bir MIT raporu hazırladı. Çok enteresan bir rapordu. MIT raporunda hemen hemen herkesi suçladı. Sık sık e, geçmişiyle ilgili detaylar, bilgiler verirken işkence yaptığını söyledi. İnsanlara işkence uyguladığını söyledi. Yine Ulaş Bardakçı'nın öldürülmesi ve Kızıldere'de e, de, e Mahir Çayan ve devrimci yol arkadaşlarının e, infaz edilmesiyle ilgili rol aldığını söyledi, görev aldığını söyledi ve e, yine Ziver Bey Köşkü çok 70'li yıllar değil mi? Evet Ziverbey evet. Köşkü. Yani Orada... Ziver Bey, ünlü Ziver Bey Köşkünde olağanüstü e, işkenceler yapılmıştır. Sadece işkence e, yani ideolojik anlamda değil, yani solcuya sağcıya değil. Türk ordusunun subaylarına işkence yapıldı Ziverbey Köşkü'nde. Yani merhum e, Talat Turan Bey, e, yanılmıyorsam Yerbay'dı, Kurmay Yerbay. Ona orada e, genç Türk subaylarına, teğmenlere, üst teğmenlere, yüzbaşılara orada Eymür ve ekibi tarafından çok ağır işkenceler yapıldı. Dalga geçer gibi yani çok enteresan. Tabii bu Aymer tabii sadece bu 12 Mart döneminde Ziverbey Köşkündeki o işkencelerle kalmıyor. Bir de 12 Eylül işkenceleri var ki çok sayıda insanımız yani bu devrimci olur, ülkücü olur, milliyetçi olur, solcu olur ama bu ülkenin idealist evlatlarına işkencelerin yapılmasında da en önemli rollerden bir tanesi de Aymer denen kişidir. Bakın şöyle diyor. Mesela bir kurye vardı. Bunu Mehmet Hı. Emir anlatıyor. Bana dert yanardı. Bugün elektrik tedavisi yok mu? Romatizmalarım azdı diye dava geçiyordu. Başka türlü konuşma imkanı yoksa işkence olabilir. Çünkü çok inançlı tipler var. Yani bir adam ki dalga geçiyor. Elektrik verdiği insanlara, işkence için elektrik verdiği insanların romatizmalarını bu giderdiğini söyleme ya da karşısındaki Hayır, şimdi o, o yanılmıyorsam şöyle yani bu kadar işkenceyi almışlar o idealist insanlar. Ee, biraz ara verilince romatizmalarıma azdı. Hadi devam edin işkenceye demiş. Diyor ki çok inatçıydılar diyor. A Anladım evet. ama çok inatçıydılar bu ya. Bu mi ya? Yani bu bu böyle şaka bir, mı bu ya? Bu böyle bir şey olamaz. Bir de şimdi birileri diyor ki efendim işte bu 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önceki olay." Hayır. Bakın evrensel hukukta bir e TCK'da da vardır bu. İşkence ve terör olaylı e, terör suçlarında da şey yoktur zaman aşımı yoktur. Diğer suçlarda zaman 20 yıl vesaire gibi var suçlara göre değişir zaman aşımına uğramaz. Ama işkence gibi insanlık suçlarında e, resmen diyor ki işte bu kadar kişi öldürüldü. İşte bir takım iş adamları yok PKK'ya yardım ettiği gerekçesiyle bir takım kişiler Mit'in kendi içerisindeki elemanlarının öldürülme olayı da vardır orada ya. Yani. Bak ne diyor? Ee, soru soruyor. Tabi burada Gökçer Tağcıoğlu t 24ün yazarı. Onu da e, tebrik etmek lazım. İki bölüm yayınlamış. İlk bölümde biraz Perinçek'e yüklenmişti e, Mehmet Emir. Ama ikinci bölümde gerçekten Türkiye İnsan Hakları Vakfı da bugün suç durusunda bulundu. Var mı öyle bir savcı bilmiyorum. Türkiye'de yargı artık bağımsız olmadığı için. Yani talimat beklediği için öyle cesur, yürekli, onurlu, şerefli, haysiyetli bir savcının çıkıp ya Mehmet Emre sen ne diyorsun kardeşim? İşkence anayasada yer alan ve e, Türk Ceza Kanunu anayasada suç olarak yer alan, Türk Ceza Kanunu'nda madde madde anlatılan bir suçtur. E, sen nasıl bunları yaptım dersin diye soracak kimse var mı Sayın Demirah sordu. Ben zannetmiyorum ama yine söyleyelim. Şimdi şöyle diyor. Şöyle soruyor e, gazeteci meslektaşımız, hep bahsediyor ama kaba dayak, elektrik gibi yöntemlerden. O yöntemler yok muydu? Eymür'e soruyor. Eymür'ün cevabı, vardı. Tekrar soruyor gazeteci Tayıncıoğlu, siz yaptınız mı? Cevap, yapmışımdır. Pişmanlık duyuyor musunuz? Yanıtı lütfen dikkatle dinleyin. Duymam çünkü aşırı bir şey yapmadık. Bir insana elektrik vermenin daha aşırısı ne? Aşırısı yani e, şunu demek istiyor, öldürmedim demek istiyor. Yani işkence yaptım ama ölmediler demek istiyor galiba. Ama biz biliyoruz işkence altında ölenleri de orada yiğitçe, yani madem bunu söylüyorsun, de ki yaptım, işte şu kadar kişi de e, öldü işkencede, bu kadar kişi sakat kaldı, onu diyemiyor. Onu diyemiyor ama e, tarih bunların hepsini yazıyor. Biz bunların hepsini e, anılarında, Talat Turhan'ın anılarında da o işkencelerden geçen insanların hatıratlarında hepsi bunlar yazılı. Bunlar tarihe geçti. Şimdi Eymür meselesini, e, bu Eymür Türkiye'nin ne zaman böyle e, kaotik günler yaşadıysa bu Eymür hep görevli. Bakın e, yani 12 Mart öyle, 12 Eylül öyle. Yıllar sonra ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'de henüz bu kumpas davaları başlamadan önce, başlamadan önce bu bir ara çekti gitti Amerika'ya yıllarca orada kaldı. Orada bir internet sitesi kurdu. Daha Ergenekon'un E'si ortada yok iken ilk Ergenekon cümlesini kelimesini kullanan bu kişidir. Bu kumpas davalarının senaristidir bu. Ya yani Ergenekon e, isimli o kumpas davası ki beraatla sonuçlandı, İnsanların evleri yıkıldı, orada ölen insanlar oldu, 6-7 sene hapis yatan insanlar oldu ve bunun bir FETÖ organizasyonu olduğu ortaya çıktı. Bu FETÖ organizasyonun içindeki kişilerden bir tanesi de bu Mehmet Eymür'dür. Ve hatta şunu söyleyeyim size, FETÖ'nün ABD'ye de oturum almasını sağlayan kişilerden birisi de Eymür'dür. Yani… Bir bakıyorsunuz her dönem bir takım Türkiye'nin başına bela olan örgütlerin içerisinde. Fetö'nün FETÖ de senaristliğini yaptı. Bir bunun ben Silivri'deki e, o duruşmalarda anlattıklarını da orada gördüm yani. Bu Ergenekon Kumpası ile ilgili sordular bunu işte avukatlar, hakimler. Orada öyle bir senaryolar çizdi ki hiç utanmadı. Yani utanmış olsun. Bir bu adam kimdir? Ben buradan ilan ediyorum. Bu Türkiye'nin en önemli kişilerinden bir tanesiydi. Ee, Silebri cezaevinde meçhul bir şekilde bence öldürüldü işte. Kalp krizi dediler ama Kaşif Kozinoğlu'nun da katilidir. Kaşif Kozinoğlu eğer hayatta olmuş olsaydı biz bugün Afganistan'da, özellikle Afganistan'da diyorum ve Orta Asya'da çok önemli e, Türkiye e, önemli bir yerdeydi. Ee, şeyin, e Türkiye'den Türkiye sınırlarının dışına gönderen, gönderen yani gönderilmesini sağlayanlardan bir nevi sürgüne gönderilmesini sağlayanlardan biri de Eymür'dür. Eymür'ün merhum e, Kâşif Kozinoğlu'yla ilgili bireysel sıkıntıları vardır, kıskançlıkları vardır. Yani burada e, farklı şeyler söylemek istemiyorum ama bunu Kâşif Kozinoğlu'nu tanıyanlar da Eymürü tanıyanlar da, yakından tanıyanların hepsi bilir. Şöyle ee, diyor, bakın hı. işkence diyorsunuz. Ben bu konu üzerinde çok durmak istiyorum. Çünkü insanlık suçudur ya. Yani insanlık suçu. Siz babaları, anneleri, çocukları, yeğenleri, teyzeleri orada elektriğe tutuyorsunuz ve çoğu ölüyor. Islak yerde, ıslak yerde ayağın altına su döküp yukarıdan e, şehir cehennemini veriyorsunuz ve Söylemek istemediğim şeyler var ama her yerine veriyorsunuz. Kiminin e, o işkenceyi gördükten sonra artık çocuk sahibi olma imkanı kalmıyor. Kiminin e, yanıklar yüzünden hayatı boyunca yaşadığı travmalar var. Soruyorlar, diyorlar ki, yine Gökçer Tağcıoğlu gazeteci arkadaşımız diyor ki, bu size